Merhaba arkadaşlar, ben Can Umut. Akıncılar klanından hepinize selamlar. Arkadaşlar, bugün sizlere item üretmeyi öğreteceğim. Anlatacağım biraz dilimin döndüğünce. Arkadaşlar, biliyorsunuz çeşitli item üretim için gerekli bazı maddeler var, materyaller var. Birincisi burada gördüğünüz runeler, yani nasıl denilir? Parşömenler. Arkadaşlar, bu parşömenleri toplayabilirsiniz. Bu parşömenlerin bir özelliği arkadaşlar, rastgele item atması ürettikten sonra, yani ne gelir ne gelmez bilemiyorsunuz. O yüzden daha kaliteli itemleri burada gördüğünüz kısımdaki Manfele Talmud'da yazan, mesela Assassin'in okuna vermiş, üretim malzemesiyle yapıyoruz. Bu malzemelerde kesinlikle mor item düşüyor. 1-6 oranıyla da random özellik veriyor arkadaşlar. Bir diğeri de bu. Bu da üretim malzemesi. Bunlar biraz daha farklı materyaller istiyor. Daha zor üretimleri, daha zor malzemeler istiyor ama şu parşömenler biraz daha kolay üretiliyor arkadaşlar. Yüzük parşömenin biraz sıkıntılı. Bugün yüzük üreteceğim. Nereden bulunur, nasıl alınır, malzeme nereden temin edersiniz, onları göstereceğim bir şekilde. Ekipte girelim arkadaşlar. Antiquity'nin bir yüzüğüm var. Hala Antiquity. 20 level alabilirim acaba, çünkü piyasada hiç yok. Trade'e giriyoruz. Sell'den Blueprints'lere tıklıyoruz. Parşömenler burada arkadaşlar. Blueprints'te. Acute ekipmanlar var. Bunlar direkt ekipman vaziyetinde. Üretim malzemesi olanından. Ore Materials'lar. Geçen videomda gördüğünüz meslek itemleri sattığımız kısım. Bitkiden ürettiğimiz itemleri sattığımız kısım. Ve bazı özel itemler. Vesaire vesaire. Blueprints'e girelim. Ring'i bulduk arkadaşlar. 40 levelde satım yok. 30 levelde her zamanki gibi satan yok. 20 levelde satanlar var arkadaşlar. 2723 altına aldık. Arkadaşlar, aldık envanterimizi de. Tıklıyoruz. 29 gün içerisinde satamıyoruz arkadaşlar. Evet, o özellikten de bahsedeyim. Oyun biraz arkadaşlar al sat olayına karşı bir oyun. Hani al satla ticaret yapmamıza engel oluyor. Bu yüzden böyle al sat işi yapabilirim gibi düşünmeyin. Bu biraz daha farklı. Üretimle ancak para kazanabiliyorsunuz. Tıklayalım istediğim materyalleri. Arkadaşlar, bir tane Mega Ingot istiyor. Megan Ingot istiyor. Aa, bundan var bende. Mega Ingot. Şunu atalım. Megan var mı? Mitril var. Megan yok. Kırmızı mı istiyordu şeyi? Evet, Lifestone istiyor. Lifestone'umuzda da 3 tane var. Birini kullanacağız. Ingot'u da almayı göstereyim. Megan Ingot. Arkadaşlar, buradan direkt Trading House'a girebilirsiniz. O zaman size ingotları gösterir. Ingotlardan tıklayın. 30 level'e girin. Megan Ingot'u görebiliyorsunuz. Bunu direkt 1'e düşürdüğümüz zaman aldık. Evet arkadaşlar. Forge'a gittiğinizde yüzüğü üretmeye başlayacak. Yüzüğü ürettik ve yine mavi çıktı. Asisi öbüründen vitality veriyor, da geperi veriyor. Daha iyi bir item değil arkadaşlar maalesef. Aynen, hiç kullanmaya gerek yok. Eskisindeki verdiği özellikler daha çok işime yarıyor. Disable diyoruz, bozduruyoruz arkadaşlar. Yani hiçbir zaman bana daha şimdiye kadar mor düşmedi ama kim açtıysa hep mor düşüyor.
Ağır bir şanssızlığım var. Bugüne kadar hiç ürettiğim hiçbir scroll'dan mor item düşmedi arkadaşlar. Hep mavi düşüyor. O yüzden bana bakmayın, size düşebilir. Çünkü ben ayrı bir oyuncuyum. Hiçbir oyunda bugüne kadar şans tutulmadım. Her zaman elimde kalmıştır o tarz şeyler. Ondan dolayı kendi bileceğiniz iş ama bu eksik itemlerinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.